Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bir an önce sizi 25.000 bin takipçili kanalımızın aboneleri ya da takipçileri diye selamlamak istiyorum. Bu uğurda yapmış olduğunuz fedakarlıklara teşekkürlerimi sunuyorum. bir kardeşimiz vardı sosyal medya hesabından falan paylaşmış. Morbius muydu, Morhipo muydu öyle bir kardeşimiz. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun kanalımızın gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Başta golvar.com'a sunuyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani burada sürekli duruyor. Sürekli hitap ediyoruz ama merak etmeyin. Sizi görüyorlar. Sizi biliyorlar. Sizi duyuyorlar ve size çok yakında hele bir ligler başlasın. Çok büyük sürprizlerle dönüş sağlayacaklar. Benden söylemesi. Bak benden söylemesi. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı diyelim. Bu boş geçilecek bir gelişme değil bence. Değil mi? Mesela Fenerbahçe lige başladı inşallah 10'da 10 on galibiyetle başladı. Bu bence es geçilecek bir gelişme değil. Kutlanılması gereken bir gelişme. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Katılıyorsanız beğen butonuna tıklayın da bakalım kaç beğeni gelecek. Evet. Lamine Diyak'ı diğer videoda da konuştuk arkadaşlar. Ee, ya bana şeyi çok soruyorlar. Hocam diğer futbolcu kim diye. Daha aklıma gelmedi benim ya. Aylar önce bir konuştum ama aklıma gelmedi. Ya da bilerek getirmiyorum. Siz de öyle yapın. Aklınıza gelmesin arkadaşlar. Ee, hani sadece şu aklınıza gelsin. İstanbul çevresindeki takımlara bakın. İstanbul ve İstanbul çevresindeki takımlara bakın. Not Bizim altyapıdan gönderdiğimiz futbolcular olan takımlar da var. Arkadaşlar, Ferdi Kadıoğlu için dev ücret diye <laughs> başlıyorum konuşmama. Bir şey söyleyeceğim. Ferdi Kadıoğlu'nu şu aşamada satmak Fenerbahçe'ye ihanettir. Kabul ediyor musunuz? Ben kabul ediyorum. Kabul ettiğinizi sayıyorum. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz kulüplerinin büyük bir ücreti gözden çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den bir talip daha çıktı. Daha önce Nottingham Forest'ın gündemine giren Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig'in bir diğer yeni ekibinin radarında. Kimmiş lan? 2021-2022 sezonları transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu ile dirsek teması kuran Nottingham Forest, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmanın planlarını yapmıştı. Ama sonrasında avucunu yalamışlardı. Nottingham Forest'ın ardından İngiltere Premier Lig'in bir diğer yeni ekibi Fulham'da Ferdi Kadıoğlu olduğu için devreye girdi. Akşamın İngiliz basınından aktardığı habere göre Fulham 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe kesinlikle satmayı düşünmedi Ferdi Kadıoğlu'nda. Tok satıcıyı oynuyor. Sarlı Hacivetler'in başarılı isim için istediği rakamın 20 milyon euro olduğu İngiliz basınında yer aldı. Öte yandan 200 milyon euro gibi inanılmaz bir ayak bastı parası kazanan Fulham'ın ise bu rakamı karşılayabileceği haber detayında verildi. Hayır 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 hayır. Hayır bu tam olarak öyle değil. Bu tam olarak öyle değil. 4 yıldır formasını giydi Fenerbahçe'de toplam 101 maça çıkan Ferdi 10 gol 12 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro. Şimdi arkadaşlar bakın Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmış hesabı. Hani adamlar sana para kazandırmak için mi çıktı lige? 200 milyon euro verildiyse 200 milyon euro verildi. Hepsini harcamak zorunda değil bu adamlar. Değil mi? Ha şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu için hakikaten 20 milyon eurodan daha fazla bir beklentimiz var. Ama hocam 1.4 milyon euroyu aldık. Aldın da geliştirdin. Tam zamanında aldın. Doğru zamanda aldın. Ya dünyada ben size bir şey söyleyeyim mi? Hem 8, hem sol bek, hem sağ açık, hem sağ bek, hem sol açık. Ulan utanmasanız <laughs> düğüne çağıracaksınız Ferdi orada da oyna diye. Böyle bu kadar oynayan meziyete sahip futbolcu zor. Ama ben şunu söyleyeyim. Ferdi gitmeyecek arkadaşlar. O de gitmeyecek. Ferdi de gitmeyecek. E, not o için bakın çok samimi söylüyorum. Aylar önce söyledim. 15 milyon euroluk teklif aslına bakarsanız bonuslarla, cartlarla, curtlarla 15 milyon euroluk bir teklif masadaydı. Kesinlikle kabul etmedik. Bak Kimmiji'ye 23 dedik. O sayıyı 15 dedik. Hatta 38 milyon euro falan filan diye ben ana ekrana sabitledim o videoyu ya. Anladın mı? Sabitledim. Eğer sabitlemediysem siz beni sabitleyin. Yani bir beni dolusun arkadaşlar. Sabitlemişim. 19.019 ee, yani 19.19 19 izlenmiş video. 19 Mayıs 1919 gibi. Şifre, şifreli video gibi ya. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ne o ne Ferdi Kadolu bir yere gitmeyecek. Haberiniz olsun. Onun garantisini vereyim. Fenerbahçe'de yeni transfer takımdan ayrılıyor diye bir haber var. Ee, Thiago Tiago Çukur sanırım. Watford'dan bon servisine kadrosuna kattığı Genç forvet Tiago Çukur'un. TFF birincilik ekiplerinden Göztepe'ye kiralanabileceği. Aa bir dakika. Watford transfer market zayıf bir duyumum vardı da aklıma gelmişken onu söyleyeyim bak üyelere söylemedim ama. üyelere söylemedim size söylüyorum zayıf duyum ama sol bek sol bek Deniros değil ondan eminim hastane kamera bu mu hastane kamera 28 yaşında sol bek 1.68 fil dişi sahili Fildişi Sahili Dünya Kupası'nda var mı? Bir saniye arkadaşlar. Hemen bakmam lazım. Fildişi Sahili 2022 Dünya Kupası'nda var mı? Gidecek sanırım. Yok. 2002 Dünya Kupası'na katılamamış Fildişi sahillerinde Tamam. O zaman doğru bu transfer gerçekleşmez. Hani ben belki Dünya Kupası'na falan gidecekler. Alt ligde oynamaz falan filansa diye düşündüm. Yok. Bu arkadaşla ilgili ben yine de duyumu vereyim de. 4 Ocak 2022'de almışlar zaten adamın şeyine. Son servisini. Yani kolay kolay zannetmiyorum da 19 maça çıkmış Premier Lig'de. Ya yani Jesus'un bunu istediğine dair bir duyum duydum ama çok güvenmeyin zayıf bir duyum diye. Neyse Thiago Watford'dan aldık. Birincilik ekiplerinden Göztepe'ye kiralanabileceği ifade edilmiş. Olabilir ama oynama garantisiyle kiralanabilir. Bak bunu unutmayın. Oynama garantisiyle. E, futbol şubesi fiili olarak Rasmus Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic Spor Yatırımları Şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Palmer, Ahmetin Berkin, Uğur, Kağan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'e sözleşmeyi imzalayan Göztepe Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti. Uğurkan da Fenerbahçe'den. Sarı Hacıvetlilerden falan filan kiralamak için düğmeye bastı. Fenerbahçe oynatabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor. Doğru. Göztepe buna sıcak bakıyor demiş. Güzel. İlk kez amili takıma seçildi. Ayıldızı formayı Göztepe'nin Evi Gürsel Aksa Stadyumu'nda giydi. Çok güzel. Ee, İzmir'de Litvanya emin takımımız 2-0 maçı kazanırken 84. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil olmuş diyor. Müthiş bir şey. Bu transfer inşallah gerçekleşir arkadaşlar ama oynama garantisiyle haberiniz olsun. Ee, Watford'da Watford'da bir forvet daha var. <laughs> Emanuel Deniz'den Joao Pedro diye. Hani biz kendi Pedro'muz yerine bunu mu alsak? daha iyi olurdu sanki. 4 milyon euro almışlar. 20 milyon euro piyasa değerindeyken 4'ü almışlar Fluminense'den 2020'de. Nasıl becermişler? Neyse az gol atmış. Burada Emanuel Deniz var. Buna da biz çok uğraşmıştık hatırlar mısınız? Emanuel Deniz. Hatırlayanlar bilir bunu ya. Kulüp Brüj'den 4 milyon euroyu aldılar bak. 2, 1 Temmuz 2021'de ve Premier Lig'de 33 maçta 10 gol 6 asist. Bu elden kaçtı da bunu biz alıyorduk. Bu denizi. Yani bunu almak yerine gittik saçma sapan isimler aldık. Bence Fenerbahçe tarihindeki en büyük hatalardan biriydi bunu almamak. Neyse ya konumuza dönelim. Mergin Berisha. Aa Berisha'yı niye yandık ya? Yoksa hatalardan biri miydi? Yani onun yerine onu mu aldık yoksa? Allah Allah. Fenerbahçe'de kadro düşünmeyen bir işe için yeni bir talip ortaya çıktı diyor. Ee, yeni bir talip dedi Leeds United arkadaşlar. İki saat haberi okumayacağım size merak etmeyin. Bu zulmü size yaşatmayacağım. Şu tut tutkart reddedildi çünkü satın alma opsiyonlu diyordu. Biz zorunlu satın alma veriyorduk. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun özel haberiymiş bu. Bilginiz olsun. Hakkını yememek adına buraya aldım. Leeds United kadroya katmak için girişimlerde bulunuyor demiş. E, Leeds United kim? Berisha kim diyeceksiniz? Yani biri Premier Lig'de oynuyor, öbürü şöyle. Böyle. Yok eski hocası. Oranın kocası. Yok oranın hocası. Yani eski hocası orada. Jesse Marsh. Ve Jesse Marsh'ın özellikle istediği belirtildi diyor. Bak. Çok iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi bak kardeşim bak. Mev Mevgün Berisha. Bak. Alman pasaportu var mı? Adam var. Efendime söyleyeyim, Mah Mahmut Bey'e de söyleyeyim. <laughs> Aziz Yıldırım olsaydı Berişay öyle bir kakalardı ki 7-8 milyon euroya kakalardı. Samat dayı döverdi kovardı. Döverek kovardı. Bu arada Samat da kim ya? Dilime dolandı bir yerden. Ve gelelim en bomba habere. Aaron Bupenza. Şimdi bu penza konusu şöyle bir konu. Bizim bu penzaya hiçbir ilgimiz yok. Tool. Biz bunu medyayı yemlemek için ortaya attırdık. Bak iyi dinleyin beni. Biz ortaya attırdık bir Berisha'yı, şey, bu Penza'yı. Biz ortaya attırdıktan sonra farklı bir isim almaya çalışıyoruz. Biz kanat oyuncusu farklı bir isim almaya çalışıyoruz. Ya da orta sahaya farklı bir isim almaya çalışıyoruz. Biz bunu ortaya attırdık. Ama biz bunu ortaya attırdıktan sonra Mehmet Aurelio muhtemelen rezerv takımımızın teknik direktörü olabilir e, kapasitede bir teknik adam. Mehmet Aurelio sohbet esnasında Jorge Jesus'a diyor ki ya bu Penza diye bir adam vardı işte e, bizim ligimizde oynadı. İlk senesinde gol kralı oldu falan filan. Jesus'a izlettiriyor. CD'den attığı golleri falan izlettiriyor. Jesus inanamıyor. Yani böyle bir futbolcunun ligimizde olduğuna. Ve gitmeyip ücrete inanamıyor. Bak bunlar duyum. Bilginiz olsun. Haberden önce duyumu söylüyorum ilk defa. Te değişik bir şey. Ve diyor ki şartlarını bir sorsanıza diyor. Şartlarını soruyorlar. 5 milyon euroya bırakabiliriz diyorlar. Şimdi ben size bir soru sorayım. Playa mı bu penza mı? İkisinden birini aynı fiyata yani 5 milyon euroya alacak olsanız. Pleya'yı alırsınız bu penza'yı mı alırsınız? Çok zor bir soru sordum değil mi size? Çok çok zor bir soru sordum. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Size ben bir şey söyleyeyim mi? Burman'ın geri gönderilme ihtimali varsa ücretsiz kiralama 5 milyon opsiyonla bu penzanın alma ihtimali varsa %99'umuz bu penza diyeceksiniz. Değil mi? Gelsin diyeceksiniz. Sorumu yine değiştiriyorum. Rossi'yi 10 milyon euroya gönderme fikri, şansınız olsa Rossi'yi ona gönderip sol açığa bu Penza'yı, forvet'e de playa'yı çeker misiniz ikisini birden? Bak 3 tane soru sordum. Bu Penza mı Play mı dedim. Vurmayı geri gönderme şansın olsa hani 4 milyon euro opsiyonu var. Ama şartlı ya şey değil zorunlu değil arkadaşlar biz istersek almayacağız. Yani e, bunu ister misiniz? Üçüncü olarak da Rossiyi satıp hem bu Penza hem Playa'yı ister misiniz? Ben iki yani üçüncüyü kesinlikle isterim. Yani Rossiyi satıp hem bu penza hem Playa'yı alırsak Fenerbahçe Airlines oluruz. 1. Kurumaya gönderip bu Penza'yı alma ihtimaliniz varsa yine kabul ediyorum. Fenerbahçe Airlines oluruz. Bu Penza mı Playa mı derseniz ben Playa derim. Çünkü bizim net forvete ihtiyacımız var. Yani net forvete ihtiyacımız var. Serdar Dursun'un iyi yardımcı forvet olur. Valencia kesinlikle net forvet değil. Evet yetenekli. Evet birçok maçta çıkacak. Yine atacak tutacak ama güvenilir değil. Anlatabiliyor muyum? Joao Pedro evet iyi forvet ama bazen kanatlara inmesi gerekecek. Bazen yardımcı forvet rolü üstlenmesi gerekecek. Bence o da yeterli değil. Bize net bir forvet lazım. Ben açıkçası söyleyeyim. İyi de hocam King var. Pedro var. Eee Lincoln var. İrfan var. Emre Mor var. İşte Rossi giderse Buruma var. Daha nereye? Hem bu penzayı hem şey çekiyorsun. 8 tane adam oluyor. 3 tane mevki, 4 tane mevki için az bile. Az bile 10 tane adam olması lazım. Muhammed Gümüşkaya e falan da kadroda kalacak. Daha Arda Güler de var. 10 tane adam olacak orada. Sen 3 kulvarda oynayacağının farkında mısın? 3 kulvarda oynayacağının farkında mısın kardeşim? 3 tane pazarda oynayacaksın ve 36 lig maçı nereden baksan hani elenmediğim müddetçe bir 6-7 tane en az bir 7 tane Türkiye Kupası maçı 43. Şu 6 maçı başarıyla geçsen 49. Orada 6 maçın garanti oluyor. 55 otomatik ma maç sayın 55'e çıkıyor senin. 55 tane maç. Her maçta 5 oyuncu değişikliği hak. Etmeyin eylemeyin. Şimdi hocam peki şimdi bu penza ihtimali var mı? Yalanladığım bu penzayı 2 gündür 3 gündür yalanladığım bu penzayı Şimdi doğruluyorum. Evet e, yabancı basına çıktı. Yalanladım ettim. Hatta haberi biz çıkarttırdık belki de. Ama şimdi doğruluyorum bu haberi. Haberiniz olsun. Şimdi haberi okuyalım. Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin Ergun Bupenza'yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Yeni sezona mutlak şampiyonluk paralı sıraya gidecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Sarla gündemine sürpriz bir yıldızı aldı. Al vatanda yer alan habere göre Fenerbahçe Aaron Bupenza'yı kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın Gabonlu golcünü transfer etmek için girişimlere başladığı ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun ise kulübü Al Arabi'de mutlu oldu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi diyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Bupenza 2021 sezonda Süper Lig'de Hatay Spor forması giymişti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de attığı gollere dikkat çekmiş ve 4,5 milyon euroya Katar ekibi Al Arabi'ye transfer olmuştu. Geçen sezon 19 maça çıktı. 9 gol 5 asist. 1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona erecek diyor. Açık ve net söylüyorum ben isterim. Ha şunu da sor. Hocam Valencia'yı oldu ya. 5 milyon euroya satıp bu penzayı ister misin? Siz Valencia'nın V harfini kullandığınız anda evet 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 diye benim söylediğimi sayın. Anlatabiliyor muyum? Aa transfer olur olmaz bir şey diyemem çok çetrefilli bir durum ama Jesus'un beğendiğini bakın arkadaşlar şimdi böyle olunca da şey diyorsunuz hocam bak yönetim önermiş Jesus'un kendi futbolcusu değil kendi listesindeki arkadaşlar dünyadaki bütün futbolculara hakim olacak diye bir şey yok. 69 70 yaşındaki adam her işte 67 68 adam yaşındaki, 69 yaşındaki adam hepsine şey yapacak diye bir kaide yok. Ama stilini şeyini beğendim. Mesela ben Serdar Dursun'u anlatırken ne diye anlatmıştım hatırlıyor musunuz? vuruş literatürü, vuruş çeşitliliği, vuruş repertuarı çok yüksek. Yani dönerek vurabilir, uçarak vurabilir, kafayla vurabilir, zıplayarak vurabilir. Hani vuruş repertuarı yüksek. Joao Pedro'nun da vuruş repertuarı yüksek. Bu Penza'nın da vuruş repertuarı yüksek. Sadece Fenerbahçe'ye attığı golü tekrar açın izleyin. Bak sadece Fenerbahçe'ye attığı golü izleyin. Bana deyin ki bu golün benzerini Fenerbahçe'de şu futbolcu şu maçta atmıştı deyin. Bir çıkartın. Beşiktaş'a golünü izleyin. Galatasaray'a golü varsa izleyin. Ne bileyim Trabzonspor'a golü varsa izleyin. Bu Penza'nın gollerini bir izleyin Süper Lig'deki. Bana deyin ki bu arada bu Penza direkt merkez forvet değil de kanat forvet. Hani Rossi'nin ya da İrfan Can'ın oynadığı yerler var ya ama daha çok Rossi'nin oynadığı sol kanat diyelim. Sol kanatta da oynayınca daha başarılı bir isim. Daha başarılı bir profil. Haberiniz olsun. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Ama size süreci %100 doğru olarak aktardım. Allah emanet olun görüşmek üzere